İleride belki içinizden bir kısmı benim meslektaşım olacak arkadaşlarımın hitap etme fırsatına da önemli olacak. Bunun için hem bölüm başkanımıza hem sayın genel sekreterimize teşekkür ediyorum. Hocamızın da bahsettiği gibi son görev yerim. Geçtiğimiz yıl bugünlere kadar Türkiye'nin Filistin mülkiyasıydım. Çok şerefli bir görev. Şerefli olduğu kadar belki daha fazla çok da keyifli bir görev. Bütün dünyanın gözün üzerinde olduğu herhalde yani çok böyle konvansiyon edersek, sıkıştırırsak 1967'den bu yana biraz daha rahatlatırsak, esnek davranırsak 1948'den bu yana hatta isteyenler içimizden Balfour Deklarasyonu'na kadar gidip dünyada Musevilere bir yurt yeri bulunması kadar 1800'ün 19. yüzyılın sonuna kadar uzatabiliriz bu bölgenin önemini. Bir düşünce okuluna göre ki kısmen ben de katılıyorum. Bugün dünyadaki birçok sıkıntının yani Orta Doğu bölgesindeki sıkıntıların artı Orta Doğu dışındaki bazı sıkıntıların da kaynağında Orta Doğu sınırının yattığı ileri sürülüyor. Dediğim gibi kısmen ben de katılıyorum ona. Çünkü 1947-48 sürecinde yani Birleşmiş Milletler'in artık yeni kendi kimliğini, kişiliğini bulmaya başladığı embriyotik dönemi diyelim. Gerçi ondan önce cemiyet falan, milletler cemiyeti falan var ama İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, post İkinci Dünya Savaşı döneminde uluslararası toplumun, o günkü Birleşmiş Milletler'in yanılmıyorsam 53-54 üyesi var, bugünkü gibi 193 üyesi yok. Yani bugünkünün neredeyse dörtte biri. O dönemde uluslararası toplum tarihi Filistin topraklarında ki bunu azıcık bugünün Filistin'inin dışında düşünmek lazım. Yani Ürdün'ün birazı, Suriye'nin birazı, belki Lübnan'ın hemen hemen tamamı, bugünkü İsrail, artık bugünkü Batı Şeria ve Gazze, hatta Mısır'ın işlerine kadar da azıcık sarkıtabiliriz. Bu tarihi Filistin denen topraklarda evet, Musevilere bir yurt bulunması konusunda aşağı yukarı bir kanaate, yargıya varmış olmakla birlikte orada yüzyıllardır yaşayan bir başka topluma da yine bunun içinde bir yere plas etmeye, yerleştirmeye çalıştı. Bu kısmen başarılı oldu. Birleşmiş Milletler'in belki ilk başarısıdır. İsrail yeni devletin kurulması, yani ortada bir devlet yokken bir devlet kuruldu. Birleşmiş Milletler gibi bir uluslararası örgütün daha henüz kurulmadı, 1945'te savaşa mağlubiyet tarafından kurulmuş bir yeni örgütün ki bugün hani ciddi anlamda bir uluslararası örgüt enflasyonunun olduğu bir dünyada yaşıyoruz 2014'te. Fakat o günlerde uluslararası örgütlerin dahi henüz okul ders kitaplarına girmediği bir dönemde bir örgüt kuruluyor ve bu dünyadaki bir topluma ya şurada devletini kuruluyor. Fakat orada yüzyıllardır yaşayan bir millete de bir yer ayırmaya çalışıyor. Fakat pek hakkaniyet ilkelerine uymayan bir arsa taksimine dönüşüyor bu olay. Oylamada lehte oy kullananlar var, aleyhte oy kullananlar var, çekimsel oy kullananlar var. Mesela o toprakları son yöneten ülke olarak İngiltere ki 1917 Kasım'ında Cemal Paşa'nın komuta ettiği 7. kolonuyu Orta Doğu'dan çıkartan, Filistin dahil Orta Doğu'dan çıkartan İngiltere çekimsel oy kullanıyor. Yani kurulsun veya kurulmasın beni ilgilendirmez manasında. Belki de siyasi tercihler onu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu ki biz de Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesiyiz. Bunu yani bu sohbetimizde bunu girmemin anlamı yok ama biz aleyhte oy kullanıyoruz. Aleyhte oy kullanmamızın nedeni Filistinlilere haklarının çok daha altında bir toprak parçasının tetik edilmesi. Taksim çünkü %55 Musevilere, %45 Araplara diyor. Yani bunun wording'ine girdiğiniz zaman Birleşmiş Milletler şeyini kararları Google'ladığınız zaman alınan kararlarda a state for the Jews, a state for the Arabs diyor. İçine hiç İsrail kelimesi geçmiyor, Filistin kelimesi geçmiyor. %55 Yahudilere diyor, %45 Araplara diyor. Bir de Kudüs şehrinin statüsü. Bu diyor şimdilik Birleşmiş Milletler yönetsin bu şehri. Belediye hudutları dahilinde.
ileride iki tarafın ortak kararıyla diyor bu şehrin geleceği belli olur diyor. Onun da bir adı var. Uluslararası literatürde tek zaten başka hiçbir şehir veya hiçbir toprak parçası için kullanılmamış. Corpus separatum. Yani ayrıcı biz bilmiyorum tam Latince'de çevirmeyi pek beceremiyorum. Corp işte vücut demekse separatum ayrıcı bir vücut. Ayrı bir body diyelim body. Fakat Türkiye'nin hayır dediği bu oylamada çoğunluk kazanıyor. Yani evet çıkan kazanıyor. Çekimserciler de biraz kenarda kalıyor İngiltere'de. Ve %55'ine İsrail ulusun karar veriyor. Fakat tabii İsrail'in buna razı olmadığını zaman içinde geride bıraktığımız 60-70 yıl içinde görüyoruz. Araplar ne olacak peki? Onlar da sizi %45. Fakat o %45 sürekli aşındırılıyor. Bizi getiriyor. Bu arada bu bahsedilen %45 toprağın idaresi Filistinlere bir devlete, Filistinler de razı olmak için Ürdün Haşimi Krallığı tarafından yönetime terk ediliyor. Ne zamana kadar? 1967'ye kadar. 1967'de o aradaki dönemde birkaç İsrail savaşı oluyor. Bunun için de süreç operasyonlar falan var. 1967'de İsrail kendisine verilen 55'le, %55'le yetinmeyip Filistin topraklarının bir kısmı artık Kudüs şehrinin tamamını işgal ediyor. Yani içinizde giden varsa Kudüs'e gözünüz önünde canlandırırsınız. Belki zaten bildiğiniz bir şeyi ben tekrar edeceğim. Şöyle düşünün, Ankara'yı Kudüs olarak düşünün. Atatürk Bulvarı'nın ortasından geçen bir sınır hattı var. İşte Bahçeli Evler, Maltepe tarafı İsrail. İşte cepheci buralar, koleje kadar olan, siyasal bilgiler veya mama kadar olan yerde Filistin toprağı. Fakat 1967 5 Haziran sabahı İsrail ordusu bu hattı öbür tarafına geçince ve bugün de hala devam eden statü quo bu. Kudüs'ün tamamı İsrail askerleriyle ele geçiriliyor. Batı Şeria'nın önemli bir bölümüyle geçiriliyor. Gazze aynı şekilde. Gelişmeler bugüne kadar devam ediyor. Şimdi burada tabii uluslararası toplumun, bu sadece Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun Filistin halkına bir devlet borcu var. Yani zamanında kararlar alınmış edilmiş ama bir devlet borcu var. Bugün baktığınız zaman Ramallah'taki Ramallah Kudüs'ün bir mahallesidir. Yani Gazi Osman Paşa diyelim veya Pursaklar Ramallah'sa işte Kızılay'da Kudüs'ün kent merkezi, bir kavşakların kesiştiği yer. Oradan oraya yani Kızılay'dan Pursaklar'a siz Ayrım Duvarı'ndan İsrail askerlerinin checkpointlerinden geçerek gidebiliyorsunuz veya dönmek isterseniz yine geçerek dönüyorsunuz. Şu anda Batı Şeria dediğimiz, basında hep okuduğumuz, işte bugün yine veya geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri Batı Şeria'da evde değil. O 1948'e %45'i bile değil, %22'si. Yani %78 already İsrail. Bugün müzakere edilen yani uluslararası toplumun, işte uluslararası dörtlü dedikleri, aralığında Birleşmiş Milletler, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD'nin olduğu, Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Kerim'in tarafları masaya çağırdığı şey, kalan %22'de Filistin devleti kurulsun mu kurulmasın mı İsraililerle pazar ediyor ki o da bir sekteye uğradı. Tabii böyle bir tablo, çok daha uzatmak istemiyorum lafı, pek yaşayabilir bir tablo değil. Yani siz bunu insan doğasına veya milletlerin doğasına biraz daha devam etsin. Çünkü görülüyor ki %45'ten %22 inen yarın %18 inecek. Bir de bu yanda bakıyorsunuz İsrail'de bir merkez sağı ağırlıkta olduğu hükümet ki geçen hafta işte istifa ettiler. Mart'ta galiba erken seçime gidecekler. Birinci parti Başbakan Netanyahu partisinin tüzüğünde bir ifade var. Akdeniz'le, yani denizle nehir arasında der o tüzük, Likud Partisi'nin tüzüğünde. Denizle nehir arasında İsrail dışında bir devlet kurulamazlar. Deniz dediği Akdeniz, nehir dediği Şeria nehir. Yani Ürdün'le Batı Şeria'yı ayıran nehir. Bu arada
Herhangi bir devlet, yani Filistin kurulamaz demiyor, herhangi bir devlet kurulamaz İsrail üstünde. Böyle bir durumda siz hangi iki devlet çözümü, kimle konuşacaksınız? Orada bir sıkıntı var. Bu devletin yaşayabilirliği ne kadar olacak? Kurulsa bile diyor mesela İsrail tarafı, ordusu silahlı kuvvetleri olmayacak diyor. Şimdi silahlı kuvvetleri olmayan bir devlet ben düşünemiyorum. Gümrük kapılarını ben kontrol edeceğim diyor. Ne girecek, ne çıkacak diyor ki bugün yaptığı da o zaten. Yani Filistin diye bağımsız bir devletin kurulmasıyla kurulmaması arasında gümrük kapılarının kontrolü diye bir şey gündemde değil. Bunu geçtik. Seyahat özgürlüklerine Filistinlere yine ben karışırım diyor hudut kapılarından. Pasaport kontrolüyle. Bugün de yapıyor zaten. Peki ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Tabi bunu görünce bu dengesiz yaklaşımı, bir yerde tabi uluslararası camianın da dengesiz yaklaşımı bu, kayırmacı yaklaşım, bir çözüm gelmiyor. Buraya çözüm gelmeyince bir bakıyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, hemen burnunun dibinde, Kuzey Afrika'da, işte hiç aklınıza gelmeyecek, Orta Afrika'da, Mali'de, ne bileyim Afganistan'da, dünyanın birçok yerindeki haksızlıklara karşı tepkileri tetikleyen bir unsur oluyor. Türkiye'nin pozisyonu gayet belli. Filistinlere hak ettikleri devletin verilmesi. Bu konuda liderlik de yapıyoruz uluslararası toplumda. Kasım 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin üye olmayan gözlemci devlet statüsü elde etti. Böyle bir statü Birleşmiş Milletler'de var. 70'te Vatikan ve İsviçre bu statüye sahipti. Sonra İsviçre o statüyü geçti. Türkiye gibi, Almanya gibi, İtalya gibi üye devlet oldu. Vatikan hala üye olmayan gözlemci devlet. Şöyle bir şey var. Bugün yani ne değişti? 2012'nin Kasım'dan önce neydi de ne değişti? Sadece gözlemci idi Filistin. Büyükelçisinin, New York'taki büyükelçisinin adı Filistin gözlemcisiydi. Filistin daimi gözlemcisiydi. Halbuki bizimkilerin büyükelçilerimiz daimi temsilci. Şöyle, oylamadan hiçbir hak katılamıyor. Sadece Filistin'e ilgilenilen konular gündeme gelirse, genel kurulda olur, söz alıp konuşma hakkı var. Fikrini söylüyor kendi ağırlarına. Fakat onun ötesinde red, çekimsel, hayır bilmem ne, böyle bir oy kullanma yetkisi yok. Şimdi gözlemci devlet olunca her şeyde diğer devletler gibi, yani Vatikan'ın büyükelçisi neyse aynı statüye sahip. Bir de Filistin tabelasının arkasında oturuyoruz. Şimdi State of Palestine, Filistin devleti tabelasının arkasında oturuyor. Bunların sembolik önemi var tabi. Bu oylama 138 lehte, 9 aleyhte oyla sonuçlandı. Demek ki uluslararası toplumun büyük bir kesimi bunu böyle iş görmek lazım. Fakat Filistin'in arzusu tabi sadece gözlemci devlet, non-member observer state elde etmek değil. Hedef hepimiz gibi Birleşmiş Milletler'e üye devlet olmak. Bunun yolunda güvenlik konseyinden geçiyor. Güvenlik konseyine bir başvuru yapıyorsunuz. Kim olursa olsun. Bunun bir önceki örneği, yani Filistinlerden bir önceki örneği yanılmıyorsam yine 2012'nin Temmuz ayında oldu. Güney Sudan, Sudan'dan ayrıldı. Yani bildiğiniz Sudan ikiye bölündü. Sudan ve Güney Sudan. Güney Sudan devlet başvurusu yaptı, üyelik başvurusu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tıkır tıkır böyle bir akşam yaptı. Ertesi gün oylamadan geçti. Ondan sonra işte referandum sundu. Sonra da dünyanın temsilcileri çağrıldı. Güney Sudan'ın devlet suyu töreni yapıldı. Cuma'da başkentte. Bildiğimiz bir devletten bir toprak koparıldı. Güney adı önün ismini Güney kondu. Ayrı bir devlet oldu. O da işte Birleşmiş Milletler'de oturuyor Sudan'la ile birlikte. 1947'den yani Sudan problemi, Güney Sudan problemi, Güney Sudan'ın Sudan'dan ayrılma derdi diye bir şey yoktu. 1967'de yoktu ama istenince uluslararası toplum arzu ettiği coğrafyada ayrı devletler kurdurabiliyor. Yani bir ağırlık merkezi olan bir siyaseten sözü geçen devletler topluluğu nispeten zayıf devletlere karşı iradesini ortaya koyuyor. Filistin'de işte haksızlık bir de bu. Kendinden 6 ay önce başvurmuş bürosuna tıkır tıkır sergilenen yaklaşım kendileri için 60 yıldır esirgenen bir yaklaşımla çelişiyor. Güvenlik Konseyi'ne başvurusu bekletiliyor Filistin'e. Yani başvurdu. Devlet Başkanı Mahmud Abbas dosyasını verdi. Orada da süreç çok teknik. Belki sıkıcı olabilir ama
Siz devlet kurmak istiyorsunuz. Dosyanızı genel sekreter veriyorsunuz. Genel sekreter bunu ben anlamam diyor. Güvenlik konseyine gidiyor hemen aynı gün. Güvenlik konseyi ya şu işi bir alt komite araştırsın diyor. Devlet olma başvuruları ile ilgili bir alt komite var. Orada da yine daha ziyade Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin ağırlıklı sözleri var. Genç diplomatlar katılıyor ama araştırıyorlar ya bunlar devlet olmayı hak ediyor mu etmiyor mu diye. Bir insan grubu yeryüzünde nasıl devlet olabilir? Onun da 4 ön şartı var. Kendisinin yönetebileceği bir coğrafyaya sahip olması, kırık toprak parçasına. Yani biz Kanada'da otururken hepimiz ya bir devlet kuralım Doğu Anadolu'da diyemiyoruz. Bizim kendimizin yönetebildiğimiz bir toprak parçası gerekiyor. Ekonomimizi kendi ayaklarımız üzerinde durdurabilir bir kapasitemiz olması gerekiyor. Kendi toplumunun devlet olma arzusu var mı yok mu? Belki içimizden bir kısmı ya gerek yok biz yine burada yaşayalım. Bizim de pasaportları İsrail'e anlatılsın diyorsun. Olabilir. Ama Filistin'de o yok. Filistin halkının tamamına yakın. %99.9'u belki tek tük istisnası vardır. Bizim kendi bir devletimiz olsun diyor. Arzu var, toprak var, ekonomi var. Bir de kendi içinde güvenliğini sağlayabilir mi? Şu anda Filistin'de yani Batı Şeria'da Gazze'de kendi polis gücü var. Dolayısıyla bu 4 şart yerine gelmiş durumda. Bu 4 şartı yerine getirirseniz önünde başka engel yok. Yani acaba bir de uluslararası topluma çıkıp piyasaya soralım. Siz 192 ülke Filistin'de bir devlet kurulmasını öngörüyor musunuz, öngörmüyor musunuz, kabul ediyor musunuz? Sorulsa herhalde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamaya yakın. Belki 138-9 lehtanekte değil ama herhalde 125 yine 130, belki 140 daha bile artabilir. Aleyhte belki 9 oy, 12 oy, 13 oy olur İsrail'de yine oy veren. Ama sonuçta kurulur. Şimdi bekletiyor Güvenlik Konseyi bu dosyayı. Çünkü çıkarsa şey olacak. Tabii 5 daimi üyenin her türlü Güvenlik Konseyi kararında içlerinden en az bir tanesinin veto etmemesi lazım böyle bir kararı. Bugünün şartlarında da o veto edecek bir ülke çoktan belli. Onun için ne Güvenlik Konseyi'nde o 15 ülkenin oylamasına götürüyorlar dosyayı. Yani gidip de veto edilmemesi için götürmeyelim daha iyi. Şimdi dostumuz zaten genel kurulda 2 yıl önce Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü. Orta Doğu sorununun özü, yani benim de içinde geçtiğim ve bir kısmına da bizzat Türkiye'nin ülkesi olarak şahit olduğum son 4 yıllık, 5 yıllık dönemi bu. Tabii bu sorunun bölgede yansımaları var. Orta Doğu barış süreci denince Birleşmiş Milletler literatüründe sadece İsrail-Filistin sorunu değil, İsrail-Lübnan'dan sorunu var. İsrail-Mısır, İsrail-Ürdün. Bunlar da henüz sayılmaz. İşte Camp David Anlaşması meşhur. Mısır'da İsrail arasında imzalandı. İsrail'in üzerine Sina Çölü'nden de çekildi ve orayı Mısır'a bıraktı. Belli bir koşulda. Sina Çölü dediğiniz yer neredeyse Türkiye'nin %30'una falan tekrar eden bir toprak parçası. Toplam 700 Mısırlı polis bulunabiliyor diyor, bu çölde diyor. Güvenlik gücü olarak. Mısır 700 polisini bütün bu çölde tutabilir diyor. Bu ne demek? Yani Sina'nın güvenliğini de hava sahasını, kara sahasını ben uzaktan kontrol edebilirim. Yani bunun ötesinde bir de Ürdün'le 1994'te işte barış anlaşması imzalandı. O nispeten Orta Doğu'yu biraz rahatlattı. Çünkü gerçekten o güne kadar Ürdün'le İsrail arasında bir barış anlaşması olmaması birçok sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla İsrail iki komşusuyla şu anda arka bahçesinin güvence altına almış durumda ama hala Lübnan'da ve Suriye'de barış anlaşması imzalanmadı. 2008'de Gazze Savaşı olmadan önce İsrail ile Suriye arasında biz arabuluculuk demeyeceğim çünkü bu söz durumladı. O kavram başka yerlere gidiyor. Fakat kolaylaştırıcılık yani mediator değil facilitator rolü üstlendik. Türkiye'de 8 kere İsrail ve Suriye'ye buluştu ama tam yaklaşmışken İsrail-Suriye barışını İsrail Gazze'ye sandırdı ve süreç öldü ve bir daha da canlanmadı maalesef. 2008'den bu yana 6 yıl daha
Bu arada bir de bunun yarattığı terör boyutu çıkıyor ortaya. Bugün işte benim de şu anda merkezdeki görevde sorumlu olduğum coğrafyada IŞİD meselesi hepimizin gündeminde, yani televizyonu açtığın zaman birinci, birisi, dördüncü, üçüncü, ikinci haber. IŞİD işte şurayı vurdu, karşısında onlar burayı vurdu, Amerika havadan bombaladı. Geçen hafta işte İran uçakları Irak'ın doğusunda IŞİD'e militanlarını vurdu. Evet, fakat bunun da sebepleri var. Yani iki sene önce Irak'ta IŞİD diye bir şey yoktu. Ben Saddam Hüseyin'in döneminde, yani bazı iktidarının son bir buçuk yılında Irak'ta büyükelçi değildim ama büyükelçinin ikinci adamıydım. Görev yaptım, IŞİD diye bir şey yoktu. Amerikalılar da işgal ettiler Irak'ı, o dönemde de meşhur bir muhtes kesin, yine görevim, yine IŞİD yoktu. Beş sene önce yoktu, niye şimdi var? O da şunun için, terör müsait ortam bulduğu yerlere gidebiliyor. Eğer siz evinizi sürekli temiz, hijyeni tutarsanız ne faal olur, ne hamam göçü olur. İlaçlarınızı yiymaktan ama terk ettiğiniz, ilgilenmediğiniz zaman veya evin her tarafıyla bir koridoruyla salonunu temiz tutarsanız da misafir gelecek diye bir odayı temiz tutmazsanız rutubetten, kokuşmuşluktan, tozdan, çoktan bir mikrop üreten bir yer olur. Şimdi tabii Irak'taki son, bir önceki mümkün değil ama bir önceki başbakan döneminde Maliki, Muriel Maliki ciddi mezhepçi politikalar izledi başbakan. İki dönem üst üste başbakanlık yaptı. Birinci döneminde Amerikan işgal güçleri hala Irak topraklarındaydı. Dolayısıyla pek de eli rahat değildi, yani istediği politikaları istediği gibi yürütemiyordu ama Aralık 2011'de bu ABD Başkanı Obama'nın hem Afganistan'dan hem Irak'tan artık Amerikan askerlerini çekiyordu. Yeterince kayıp verdik. Amerika artık enerjisini kendi iç güvenliğine ve gelişmeye hasretmeli diye seçim vaatlerinin, seçim kampanyasının bir sonucu olarak işte Afganistan'dan bu yıl sonunda çekildi 30 Aralık'ta Amerikan askerlerinin önemli bölümü. Aralık 2011'de de Irak'tan çıktı. Ondan sonra Başbakan Maliki'ye meydan boş kaldı. Giderek mezhepçi politikaları izlemeye başladı. Halbuki Irak toplumu bir mozaiktir. Tamam, Şiiler nüfusun %55'ini teşkil ederler, Kürtler %20'sini, %23'ünü teşkil ederler, Türkmenler %3-5 arası, Hristiyanlar vardır, Sünniler neredeyse %25'ini teşkil eder. Kürtleri ve Sünnileri yönetimden uzaklaştırıyorlar. Siz senin toplumun, yani ben %55 Şii toplumun içinden çıkan başbakanım ama ülkenin %100'ünü yöneteceğim dediğiniz zaman 7000 yıllık uygarlığa ev sahibi yapan Irak bunu kaldırmıyor. Yani tencerenin bir kaldırma kapasitesi var. Bunun üzerine tabii Sünniler olsun, Kürtler olsun kendilerine ya bu adam bizi dışlıyor, dolayısıyla bizim artık Irak'ta yerimiz yok. Yani o bizi istemiyorsa bizim de onunla aynı perdeden çalmamızın şeyi yoktu. Kürtler yukarıda zaten 3 vilayette, 18 vilayette Irak'ta. 3 vilayette 1991, 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana iyi kötü bir otonomileri var. Kendi ayakları üstüne duran uluslararası yardımlarla. Kendi güvenlik gücü Peşmerge'yi kurmuştu ki 2005-2006 Irak Anayasası'na göre Peşmerge, Irak Kürdistan bölgesinin Peşmergesi, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçasıdır. Bunu niye soruyorum? Bu cümlemi bir kere de isterseniz hafızanızı anlatayım. Biraz sonra başka bir yere bağlayacağım. Onlar, madem Maliki bize sistemden dışı, o zaman biz kendini içimize kapatalım. Şu üç vilayette kendi önümüze bakalım. Sünnilerin tabii böyle bir şey yok. Bir federe bölgeleri yok Kürtler gibi. Bunlar büyük, ciddi, itilmiş, kapılmış duruma düştüler. IŞİD dediğimiz şey, aslında bunların bir araya geliş sebebi, ilk çekirdek hali, Amerikan işgali devam ederken 2005-2006'da Amerikan ordu güçlerinden, işgal kuvvetlerine karşı saldırılar düzenledi. Bunları Irak'tan atmak amacıyla kuruldu. Ve önce El-Kaide'nin içinde yuvalandılar, sonra El-Kaide'den ayrılan Irak İslam Devleti'ydi. Fakat Suriyeli Devlet Başkanı Beşar Esad elini Maliki'den daha çabuk tuttu. İşte Arap Bağı ile birlikte 2011 başlarında kendi toplumuna saldırınca
Irak'ta şu anda koşullar elverişli. Biz şu Amerikan askerleri hala Irak'ta. Biz bu arada hemen bitişik de Suriye'de işimize başlamalıyız. Suriye'de, yani Irak'ta kuruldu. Sınırı geçip Suriye'ye geçti batıya. 2011'den 2013 sonlarına kadar ağırlık olarak Suriye'deydi. Rejimle karşılıklı olarak birbirlerine tekrar anlatmadan bugüne kadar IŞİD ve Esad rejimi. Hatta şöyle bir günlük gazeteleri takip edince basını, Şam'daki rejimin uçakları belli kasabaları, köyleri vuruyor. Uçaklar üstlerine döndükten sonra IŞİD karadan o kasabaları ele geçiriyor. Bir de böyle yanlışlık oluyor. Yani biz Nusayri, işte hadi seküler bir rejim dediğimiz Beşar Esad rejimini IŞİD gibi, yani artık İslam diniyle bağdaşmayacak değerlere değer bile demeye dilim varmıyor. Savunan, insanların başını kesen, işte kadınlara, çocuklara tecavüz eden bir şey de Suriye özelinde bir işbirliği. Yani ne zaman ki Maliki'nin yaptığı eylemler kendi Sünni halkına ve Kürt halkına doğruğa çıktı ve Sünniler kendilerini dışlanmış hissettiler artık. Yani bir kurtarıcı arayış içerisinde bu kadar müsait bir ortamda IŞİD, Irak'tan çıkıp Suriye'ye geçen IŞİD tekrar Irak'a dönüş yaptı, Batı sınırından. İşte meşhur bildiğimiz Haziran ayında o haritada bildiğimiz karayolunda Musul'a geldi, Musul'u ele geçirdi, 5-10 gün orayı ele geçirdi, başkonsolosluğumuzun karşılığında ele aldı. Sonra doğuya doğru ilerledi. Halbuki hemen istikametinin solunda Kürtler ve Yezidiler olmasına rağmen Sincar daha meşhur. Oraya hiç dokunmadı. Devam edip doğuya doğru İran sınırına kadar neredeyse dayandı. Ve kendisiyle işbirliği yapan Sünnileri kendisine kattı, yapmayanları kendisi de Sünnilik adına değer, Vahabilik değerlerini savunan IŞİD, önce Sünnileri hedef aldı, Irak Sünnileri. Arkadan Şiileri hedef aldı, çünkü Şiiliği İslamiyet dışı bir mezhep kabul ediyor bu IŞİD'ciler. Hatta büyük düşmanlarının birinde İran olması öyle. Orayı bir kendine göre temizledikten sonra, işte bundan sonra büyük hedef geliyor, Bağdat diye beklerken bütün Ruslar toplum, geriye dönüp bu sefer Kürt bölgesinin sınırlarına, yani Erbil'e 30 kilometre yaklaştılar. Kerkük'ün civarındalar ve yerleştiler oraya, hala oradalar. 15 gün önce Kerkük şehrine saldırdı planladılar ama Kürt kurtuldu Kuvayson. Geri dönüp bu sefer Yezidiler, yani Yezidiler de Orta Doğu'nun mozaiğinin, insan mozaiğinin, inanç mozaiğinin bir parçası olan, belki nüfusları çok az kalan bir toplum. Bu sefer Yezidilere saldırdılar. Zavallı Yezidiler, Sincar Dağı'na, onların bir kutsal Sincar Dağı var. Yani Şengal işte Kürtçesi. Oraya sınırlar, hava operasyonu ile uluslararası koalisyon, bir kısmı kurtuldu, IŞİD püskürtüldü, bir kısmı bize geçti, Kürtüme yakını, sonra bir kısmı Irak'a geri döndü ama hala Türkiye'de 20 bin Yezidi'yi biz misafir ediyoruz. Ama toplam yani şu, Haziran'dan bugüne kadar, gazetelerde işte Türkiye'de 1,5 milyon Suriyeli misafir, 200 bin de Iraklı misafir ediyoruz ki bunun 20 bini de Yezidi. Şimdi işte uluslararası koalisyon biraz geçti olsa, mesela Haziran'da Musul işgal edildiğinde bir uluslararası koalisyondan söz edilemiyordu. Çünkü ya bunlar işte bir avuç çapulcu geldiler işte şey yapıyor. Ne zaman ki Kürt bölgesini sıkıştırmaya başladılar, Hristiyanlar toplulukları, Hristiyanların kiliselerine, Musul mesela önemli bir Hristiyan tarihinde, önemli bir Irak şehri Musul. Bütün kiliselerini tahrip ettiler. Birçok Hristiyan aileyi kestiler, öldürdüler, yok ettiler. Kaçabilen, canını kurtarabilen karşı bir kısmı bize, bir kısmı Avrupa'da. Yani şu anda Irak topraklarının %40'ı IŞİD'in kontrolü altında. Suriye'nin neredeyse 1/3'ü IŞİD'in kontrolü altında. Bunların bir kısmı Irak ve Suriye'nin kendi yerli insanları olmak üzere bir yaklaşık %20'si değişik kaynakları verdiği istatistiklere göre yabancı savaşçılar kategorisi diyor. Yani Çeçenistan'dan çıkmış gelmiş, Afganistan'dan çıkmış gelmiş, Fas'tan gelen var. Amerikan vatandaşı var, Avustralya vatandaşı var, Alman var, İngiliz var. İngilizlerin dediğine göre 500 İngiliz vatandaşı IŞİD'in içindeymiş.
içinde Hristiyan ışıkçılar var. Yani Hristiyan olup sonradan İslamiyet'i kabul edenler olduğu gibi çoğunlukla Müslüman olmak gerekiyor. İşte Hristiyan olanlar var. Dolayısıyla bu bir fenomen. Yani bu devam ettiği sürece ortalığı pek yani en azından bizim komşumuz olan iki ülkeye kolay ve huzur gelmeyecek. Bizim durumumuz biraz sıkıntılı tabii. Çünkü dünyada hiçbir ülke bu iki ülkeyle 1300 kilometrelik ortak bir sınır paylaşmıyor. Bizim Suriye ile sınırımız 911 kilometre. Irak ile sınırımız 380 kilometre. Dolayısıyla 1295 kilometre yani 5 kilometre daha koysak 1300 kilometrelik bir ortak sınırımız var. Bu arada işte meşhur Kobani gündemimize birkaç hafta önce giren Suriye'nin kuzeyinde bir tarafta Türk sınırı var, bir tarafta üç tarafı da IŞİD tarafından çevrilmiş, Kürtlerin yoğunluğu var gelmişti. Oradaki sivillerin hepsini biz aldık, biz de yaralananlar tedavi de görüyorlar hastanelerden. Bir de direnen bir grup var ve orada PKK'nın uzantısı olan PYD yani Suriye'nin Kürtleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısını bildirmişler. Yine buna rağmen Irak Kürtleri, biz onların desteği söz konusu olduğunda, biz Peşmerge, yani Irak Peşmergesi'nin Türkiye üzerinden Kobani'ye geçmesine izin verdik. Peki bunu niye yaptık? Hani demin bir cümle söylemiştim, bunu bir kenara yazdım, biraz sonra yazacağım diye. Ne dedim? Peşmerge, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası dedim, Irak Anayasası'na göre. İki, Ekim'de bizim parlamentomuz, yani bu yıl yeni yasama yılında 1 Ekim'de başladı. İşte de klasik olarak her sene Cumhurbaşkanı bir açık konuşması yapar. Tek gündemle toplanıp kapanır. O gün parlamento açıldı, kapandı. O gün oturma. Cumhurbaşkanımız konuşma yaptı. Her gün normal parlamento çalışmalarına başladı. İlk gündem maddesi 2 Ekim günü Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili tezkereydi. Her yıl bu tezkereler çıkar. Geçen yıl da vardı. Suriye için. Geçen yıl da vardı Irak için. 2007'den beri çıkar. Fakat bu yıl iki tezkere birleştirdik. Tek tezkere oldu. Bunun içeriği de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekirse yabancı ülkelere gönderebilmesine Türk parlamentosu hükümete yetki veriyor. Veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'ye davet edilmesine. Yine parlamentomuz hükümete yetki veriyor. Peşmerge Irak silahlı güçlerine, silahlı kuvvetlerinin bir parçası. Yani ayrı bir devlet veya ayrı bir entitenin parçası, Irak Silahlı Kuvvetleri. Maaşını Bağdat'tan alır Peşmerge. Erbil'den, Mesut Barzan'dan aldık. Bağdat'taki başbakan kimse Peşmerge'nin maaşını ödemek zorunda. 2005'ten bir kadar ayasasında. Dolayısıyla biz de Peşmerge'nin Urfa üzerinden Kobani'ye geçişine izin vardı. O bir yerde nefes aldı tabii Kobani'nin düşmemesine, IŞİD tarafından nereye geçişine alır. Nasıl gidiyor bilmiyorum. Biraz daha sonra olması tabii arkadaşlar da sıkıcı gelmemesi için şey yapıyor ama onun ötesinde İran yine benim baktığım bölgelerden bir tanesi. İran bizim önemli bir komşumuz ve partnerimiz birçok alanda. Belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski sınırı İran'ın değişmeyen tek sınırı. Onun dışında birçok komşumuzla sınırımız, tarihimizin son 300-400 yılı içinde biraz oraya gitmiş, biraz bu tarafa kalmış ama İran sınırımız 1639'dan beri değişmemiş. Yani meşhur Kasrı-Şırı Anlaşması'nda. Farklı rejimlere sahibiz, farklı nüfus yapılarına sahibiz, etnik olarak, kültürel olarak. Fakat karşılıklı olarak tarihimiz aramızda, bu şah döneminde de böyleydi, bugün de böyle. Birbirimizin iç politikalarına karıştırmama, toprak bütünlüğünü saygı göstermeyi deneyimleniyor. Bir yerde İran'ın batıya açılan kapısı, işte Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları ve Türkiye üzerinden İran'ın batıya çıkarış yapabiliyorlar. Aramızda vize uygulaması yok. Dolayısıyla isteyen İranlı yılda 90 günü geçmemek kaydıyla gelip pasaport edip sadece girişten basıp aynı şekilde Türkler İran'a gidip geliyor. Bu tabii bir sivil toplum arasında insandan insana ilişkiyi de gelişiyor. Dolayısıyla içinizden herhangi bir pasaportu cebine koyup İran'a hiç İran konsolosluğuna vize almasına gerek olmadan gidebiliyor. Aynı şekilde İran'la gelebiliyor. İran büyük bir medeniyet ve büyük bir kültür tabii. Ayrıca Türkiye'nin ekonomisinin ve ihracat ve ithalatının önemli bir kapısı.
sadece insani değişimler değil, ekonomimizi de. Her yıl 35-40 bin kamyonumuz İran'a mal taşıyor veya İran üzerinden Orta Asya ülkelerine, ama bir sonraki ayağı Türkmenistan'a, doğrudan Kırgızistan, Kazakistan'a mal taşıyor. İhracatçılarımız için önemli bir kapı İran güzergahı. İranlıların Avrupa'ya sattıkları veya Avrupa'dan aldıkları mallar için İran kamyonları Türkiye üzerinden geliyor. İran son zamanlarda bir uluslararası toplum tarafından özellikle nükleer programı açısından köşeye sıkıştırmış durumda. Kendisinden uluslararası toplumla işbirliği yapması bekleniyor. Biz bu süreci destekliyoruz tabii. İşte P5 artı 1 dediğimiz, yani Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üyesi artı AB üyesi Almanya'nın içinde olduğu bir blok İran'ın müzakerelerine bakıyor. İran'daki 4-5 nükleer santralin gerçekten barışçıl amaçlı mı nükleer enerji üretiminde kullanılıyor, yoksa ileride İran bunu hani giderek nükleer savaş sanayine, kapasitesine dönüştürebilir mi? Bunun yönetimleri. İstedikleri yere yaklaşık bir yıldır Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir yanındaki İranlılarla işbirliği halinde şurayı görmek istiyor. İranlılar bu bölgeye çıkıyor diyor. Gidiyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar, bir şey bulamıyorlar. Bunları rapor ediyorlar. Ama bugüne kadar gelen 8-9 rapor hepsi olumlu çıktı. Bu olumlu bir gösterge İran'ın uluslararası toplum nezdindeki sicili ve duruşu açısından. P5 artı 1 bunların hep kendi dışişleri bakanlarıyla bu süreç yürüyor. Bir de artı bir Avrupa Birliği de var bunun içinde. Rol Baroness Catherine Ashton'a verilmiş durumda. Her ne kadar görevi bilse de Avrupa Birliği içindeki galiba İran'la nükleer müzakereler devam ettiği sürece sırf o rolüyle devam edecek. Gayet de iyi götürüyor. Biraz da sağduyunun sesi tabii. İran içinde bu sürece karşı çıkan kesimler var. Ama sadece İran'da değil, yani her müzakerede olduğu gibi uzlaşma karşıtı cephe masanın bu tarafında oturanın arkasında da var, bu tarafında oturanın arkasında da var. Bu süreç 24 Kasım'da başladı 2013'te. 20 Temmuz'a kadar sürecekti. 20 Temmuz'da bitti ama henüz bir yere, fakat bir ilerleme kaybettiğini görünce taraflar yani biz bu süreci devam ettirelim, resimli olarak verirler. Kasım'a kadar uzantılar geçtiğimiz ayı. Büyük ölçüde uzlaşılmaz veya anlaşılmaz, tarafların birbirini anlamadığı yerlerde de boşluk kapanıyor gibi. Ama yine de aralarında da ilk günden vardıkları mutabakat, her şeyde anlaşılana kadar hiçbir şeyde anlaşılmış sayılmayacağız dediler. Bu uluslararası müzakerelerde, bizim Kıbrıs müzakerelerinde de bir şeydir. Nothing is agreed until everything is agreed diye bir teori vardır. Yani %70'ini anlaştık, bunları uyguluyoruz, %30'da ileride önümüzdeki 30 yılda konuşuruz diyor. Ya hepsini anlaşılacak ya anlaşılmadı kabul edecek. P5 artı 1 İran müzakereleri de bu ayak üzerinden yürüyor. Gelen haberler dışarıya pek haber sızmıyor tabii ne konuştuklarına dair ama hem İran'dan hem Batılılardan duyduğumuz birçok aşama kat edildi, kapatıldı ama hala biraz çözüm isteyen işte birkaç bir şey daha var. Bunlar da önümüzdeki 30 Haziran 2015'e kadar ekstra süre verdiler kendilerine. Müzakereler devam edecek işte Ocak'ta. Dolayısıyla güney kuşağımızda bizim genel tablo bu. Ben bilmiyorum kaç dakikamız kaldı ama sohbette. Bakanlıkla ilgili isterseniz. Biraz bakanlıktan bahsedeyim. Dışişleri Bakanlığı benim hep hayalimdi. Yani bu sıralarda ben bu okulu sonra da ileride bir diplomat olurum diye. İstediğimi elde ettim. İçinizden gönlümden geçenler varsa temenni ederim. Gönlünüzün istikametinde yol alırsınız. Bir kere sonuçta devlet memurusunuz. Fakat çok keyifli bir devlet memurluğu. Hele biraz böyle heyecan, yabancılarla tanışma, biraz da böyle müzakere yapmayı seviyorsanız. Olmak isteyenler, diplomat olmak isteyenler için benim tavsiyem bir yabancı dili en azından çok iyi öğrenmeye çalışın. İngilizce olur, Arapça olur, Fransızca olur, Almanca olur, hiç fark etmez ama siz o dil ne kadar bilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Bir de ben nasıl olsa İngilizce mükemmel yurt dışında okudum. Lise ilkokuldan beri işte babam askeri ataşeydi, Londra'da okudum, mükemmel yurt.
İster İngilizce olsun, ister bir başka dil, hiçbir zaman mükemmel öğrenilmiyor. Hangimiz Türkçe'yi mükemmel konuştuğumuzu söyleyebiliriz? Ben söyleyemiyorum bir Türk diplomatı olarak. Hala Türkçe'de gün geliyor, bir gazetede veya bir dergide yeni bir Türkçe kelime duyuyorum. Aa, bu da neymiş diyorum. Bunların bir kısmı geçmişin Türkçesi oluyor yani. Bir kısmı yabancı dillerden bize girmiş ama yerleşmedi, bir kısmı da öz Türkçe oluyor. Yabancı dili de en iyi öğrenmenin, daha doğrusu mesleki yabancı dili en iyi öğrenmenin araçlarından birisi de bir yabancı yayını düzenli takip etmenizi tavsiye ederim. Hani gücünüz olur olmaz, internet üzerinden erişebildiğiniz hiç fark etmez. Eskiden internet yoktu bizim döneminde. Yabancı dövize erişme imkanımız yoktu Türkiye'nin ekonomik politikalarıyla. Böyle gizli kaçak yollardan Hollanda'ya para gönderdik. Belki çocuğunuz, çoğunuzdan, elinizden, babanızdan duymuşsunuzdur. Newsweek'in dağıtılan nüshası Hollanda'dan dağıtılırdı. İşte posta kutumuzu haftada bir işte Şakir Turun'dan Newsweek gelmiş, böyle etrafında bir bahsediyordu. Çok hoşuma giderdi ve alakalı alakasız kısımlarını okudum. İşte yeni buluşlar, teknoloji bilmem ne, yani Türkiye'de gelmesini hayal bile etmedim. Birçok teknik ürün oldu. Sovyetler Birliği ne yapıyor, Amerika ne yapıyor, Çin'le ilişkileri ne oldu. Aşağı yukarı oranın İngilizcesinden takip ediyorum. Bugün imkanlar daha fazla. Bu Almanca olabilir, Fransızca, Lomond olabilir, Guardian olabilir, hiç fark etmez. Bir yayını düzenli takip ederseniz, özellikle uluslararası ilişkiler veya uluslararası hukuk literatürüne ait olur. Çünkü uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin kendine az bir literatürü var. Terminolojisi, vokabülerisi var. Onları tavsiye ederim. Meslek dediğim gibi keyifli bir meslek. Herhalde milyarlar olsanız cebinizden para harcayıp gitmeye merak dahi etmeleriniz veya sıralama yapsanız hani yaşarken görecek 50 yer arasında sizin listenize girmeyen yerlere devletin memuru olarak atanıyorsunuz. Cebinize diplomatik pasaporta gidiyorsunuz. Dokunulmazlığa sahipsiniz. İster büyükelçi tabii her zaman büyükelçi, o mesleğin artık son aşaması ama gençken, üçüncü katip olarak, başkatip olarak Türkiye Cumhuriyeti çok keyifli bir ülke. Onu temsil etmek dışında ayrı bir onur, ayrıcalık. Bunu ister Amerika'da, Washington'da temsil edin, isterseniz Kamboçya'da. Girdiğiniz her yerde, tabii oradaki muhataplarınızın da Türkiye'ye bakışıyla orantılı olarak önemli kabul görüyorsunuz. Yani saygı, o size duyulan saygı, ülkeye duyulan saygıyla da bir yerde. Türkiye güçlendikçe, yani ben 32 yıl önce girdiğim dışişleri ile bugünkü, o dönemdeki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok ciddi fark var. Hocalarımız için, Sayın Erzgün'ün. O günkü Türkiye ekonomik olarak daha küçük, işte milli geliri daha sınırlı. Bugünkünün de ideal olduğu söylenmez ama en azından bu seyir Türkiye'nin genel statüsü içinde yükseldikçe bizler de üçüncü katip olarak, başkatip veya başkonsolos, büyükelçi olarak girdiğimiz salonlarda ona göre itibar ediyoruz. Zaten bugünlük hayatta da böyle bir cüzdanı şişken bir insanın bulunduğu ortamda, pastanede, restoranda veya kokteylde gördüğü itibarla nispeten ekonomik imkanları sınırlı bir insanın gördüğü itibar farklıdır. Bunu da kabul. Bu devletler için de böyle, onları temsil eden biz diplomatlar için de. Belki bir şey daha eklemem lazım. Jeopolitik açısından da bakıldığında Türkiye dünyanın en kıymetli arsalarından birinin üzerinde oturuyor. Kendiniz için düşünün. İstiklal Caddesi'nde bir dükkan sahibi olmakla Ankara'da ne bileyim Keçiören'de küçük hesapta bir dükkan sahibi, metrekare bilim fiyatında. Birçok kişinin gözü üzerinizde oluyor. Seveniniz de gözü üzerinizde oluyor, sevmeyeniz de, düşmanınız da. Size yönelik davranışları da ona göre değişiyor. Şimdi Karadeniz, Ege, Akdeniz gibi iki tane dünyanın en stratejik boğazını tutmuş. İki farklı blok yani. Güney kadar Varşova Paktı ve NATO arasında bir hudut taşı olan Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu, eğer eski dünyayı düşünürsek üç kıtalı bir dünyayı, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde bulunan bir coğrafya. Bu 1919'da da yani İzmir işgal edildiği gün ne kadar kıymetliyse bugünkü kıymeti daha azalmadı, daha da arttı. İşin içine enerji bileşkesi girdi, işin içine çevre bileşkesi girdi, işin içine insan bileşkesi girdi. Bir de 1919'da hiç olmayan terör bileşkesi girdi. Bu coğrafyada
Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü siyasi sınırları içindeki arazisi, Trakya'sı ve Anadolu'su da çok kıymetli. Bunun üzerinde bugünkü tabirle operasyon düzenlemek isteyen ve her gün yüzümüze güler devletler olabildiği gibi hayranlıkla bakan, imrenerek bakanlar da var. Tarihi beklentilerini hayata geçirmek isteyenler var. Bu komşu da olabilir, uzak komşu da olabilir. Yakın dost olabilir, uzak dost olabilir ama herkesin Türkiye ile ilgili bir hesabı kitabı var. Bizlerin de yani bu ülke vatan sonucu diplomat da olsak, eczacı da olsak, bunların terzi de olsak bu ülkeye karşı borcumuz var. Bunu hepimiz bir şekilde ödüyoruz. Herhalde diplomat olarak bu toprakların kıymetine sahip çıkmak da ayrı bir keyif veriyor. Onun için ben gönlümden diplomat olmaya geçiren arkadaşlarıma da Ankara'da görevlerimi devam ettiği sürece tayinlere kadar bana uğrarlarsa, yol göstermemi beklerlerse her zaman kapımı açıp hocalarımızın aracılığıyla veya buradan bana da ulaşabilirsiniz. Olmayanlar için de branş, uluslararası ilişkiler branşı ama burada başka bölümlerden de arkadaşlar var galiba. Uluslararası ilişkilerin dışında.